Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Az sonra konuğumuzla gelişmeleri değerlendiriyor olacağız küresel çaptaki. Ama önce üstlerinden geçelim. Hangi başlıkları konuşuyor olacağız bir değinelim. Amerika tarafıyla başlayacak olursak Biden işler daha da kötüye gidecek şeklinde bir açıklamaya yer verdi. Bu da Amerikan piyasalarında pek de olumlu karşılanmadı aslında. ABD Başkanı Joe Biden başkanlık görevinin ilk gününde koronavirüs salgınıyla mücadele planını açıklayarak işler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek dedi. Biden bu karmaşaya bir gecede girmedik ve işleri tersine çevirmemiz aylar alacak ifadelerini kullanarak ABD'de COVID-19'a bağlı can kaybının gelecek ay 500 bini aşacağını öne sürdü. COVID-19 salgınıyla mücadele planı doğrultusunda bir dizi kararnameye imza atan Biden, görevdeki ilk 100 gününün ana hedefinin 100 milyon Amerikalıyı aşılatmak olduğunu aktardı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamasıyla devam edelim ve destek paketi Şubat başında onaylanacak diyor. Pelosi bunu hedefliyoruz diyor ve başkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti. Şubat ayının ilk haftasında destek paketini oylamaya tamamen hazır olacaklarını vurgulayan Pelosi, söz konusu destek paketine ülkenin ve kişilerin ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Evet, devir değişti, başkanlık koltuğu devredildi ama Trump'ın azil süreci devam ediyor ve davası da sürüyor. Burada başkanlığın değişmiş olması şu anlamda önem teşkil etmiyor. Trump önümüzdeki 4 sene sonra tekrar aday olmayabilir bu azil sürecinden sonra tekrar yürürlüğe konacak yeni prosedürlerle. Bu yüzden kritik ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell da Senato'da bu konunun görüşülmesine 2 hafta sonra onay verilecek dedi. Mitch McConnell, Donald Trump'ın azil konusunda Temsilciler Meclisi'nde alınan kararın Senato'da görüşülmesine 2 hafta sonra onay vereceğini duyurdu ve Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer'a mektup gönderdi bu konuda. Trump'ın azline ilişkin Temsilciler Meclisi kararının Senato'ya 28 Ocak'ta gönderilmesini istedi. Çin yeni ABD Başkanı Joe Biden'la ilişkilerin onarılmasını istiyor ve bu anlamda bir çağrıda bulundu. İlişkilerin güçlü tutulmasına yönelik sinyaller verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hu Chunying, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin çok zor olduğunu belirterek, bu sıra dışı sıkıntılı ve olağanüstü zamanın geçmesinden sonra Çin-ABD halklarının daha güzel bir geleceği hak ettiklerini düşünüyorum. Başkan Joe Biden'ın ABD yönetiminde başarılı olabilmesini umuyoruz ifadelerini kullandı. Hua, Biden'ın yemin töreninde birçok kez birlik kelimesini kullandığına işaret etti ve Çin-ABD ilişkilerinin tamamen ihtiyaç duyduğu şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen 4 yıl herkesin de gördüğü gibi Amerika'da bazı Çin karşıtı siyasiler aşırı şekilde yalana başvurdu, nefret ve ayrılığı körükledi. Çin ve ABD halkları bu durumdan derinlemesine zarar gördü dedi. Özellikle Avrupalı liderler kısıtlamaları uzatma yönünde fikirlerini beyan ediyorlar. Çünkü güçlü ekonomiye sahip bu ülkeler minimum zararla maksimum elverişle çıkmayı düşünüyorlar. Avrupa'nın sağlığına ilişkin karamsar bir tablo çizen liderler koronavirüs mutasyonları nedeniyle önlemlerin uzatılabileceği konusunda uyarı yaptı. Liderler ilaç şirketlerinden aşı üretimini hızlandırmaları ve teslim taahhütleri yerine getirmelerini talep etti. Ayrıca bir kez daha halka ikinci derece seyahatlerden kaçınılması çağrısında da bulunuldu. Evet değerli izleyenler, şimdi piyasa rakamlarına bakalım. Gelişmeler ışığında hangi fiyatlamalar var? Bir göz atalım. TL çapraz kurlarıyla başlayalım. Dolar TL paritesinde doların TL karşısında yükseldiğini görüyoruz. %0,60'la ve 7,41 seviyeleri kaydediliyor şu an.
Euro da TL karşısında ve Pound da TL karşısında yukarı yönlü bir hareket içinde. Ve Euro TL tarafında %0,47'lik bir yükseliş var. 9,02 seviyeleri gözüküyor şu an. Pound TL tarafındaysa 10-13 seviyeleri ve %0,10'luk hafif diyebileceğimiz de bir prim var. İsviçre frangı da TL karşısında yine yönünü yukarıya çevirenlerden %0,58'lik bir yükseliş ve 8,37 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Sepet kura baktığımızda 8,21 seviyeleri ve %0,58'lik 60'lıkta bir artış var şu an. Amerika'ya baktığımızda başta da dediğimiz gibi Biden'ın işler daha kötüye gidecek açıklamaları, önce kötüye sonra iyiye gidecek şeklinde aslında gerçekçi de açıklamaları ABD endekslerini olumsuz etkilemişe benziyor. Şu anda düşüş ve satış var. Dow Jones'ta %0,85'lik bir düşüş, 30.847 puan seviyelerini görüyoruz. S&P'de de benzer yüzdeli bir düşüş ve 3.816 puan seviyeleri var şu an. Teknoloji tarafında Nasdaq endeksinde ise 13.314 puan seviyeleri ve %0,65'likte bir düşüş var. Avrupa borsalarında da satış var şu an. Tumoklar aşağıya doğru. Eurostoxx %1,11'lik bir düşüşte 3.583 puan seviyelerinde. Almanya tarafında 13.794,40 puan seviyelerini görüyoruz. %0,83'lük bir düşüşle beraber Fransa'ya baktığımızda %1,20'lik bir düşüş, 5.530 puan seviyeleri görülüyor. İngiltere Financial Times Stock Exchange endeksinde %1,10'luk düşüş, 6.660 puan seviyeleri. İspanya'da IBEX tarafındaysa %1,51'lik düşüş, yine 8.001 seviyeleri görülüyor. MTA grubuna baktığımızda da satış var. Ons altın $1,845.41'ten işlem görüyor. An itibarıyla %1,31'lik bir düşüşü söz konusu. Petrol tarafına baktığımızda Brent petrol tarafında varil başına $54.64 görüyoruz. %2,25'lik bir düşüşle beraber ham petrol tarafındaysa yine varil başına $51.83 görüyoruz şu an ve %2,45'likte bir düşüşü var. Değerli izleyenler, şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Köni bizlerle. Hasan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi Biden'ın açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. İşler daha da kötüye gidecek diyor Biden ve bugün Amerikan piyasaları da bundan negatif etkilendi. Direkt olumsuz algıladı bu açıklamayı piyasalar. Burada gerçekçi de bir tablo çizdi aslında Biden. Olmayan bir şeyi söylemedi, sonrasında iyiye gideceğine işaret etti. Siz nasıl değerlendirdiniz Biden'ın açıklamalarını? Efendim şimdi Amerika'nın bu hale gelmesi, 2008'de biliyorsunuz Amerika iflas etmişti. Bunun üzerine Obama geldi. Mümkün olduğu kadar askeri harcamaları azaltmaya çalıştı. Ama belli bir lobiyle başa çıkamıyorlar, o da Yahudi lobisi. Peşinden Trump geldi. Trump tamamen ekonomiye yönelik bir insan. Zaten bencil. Ve bu ekonomi dışında hiçbir şey düşünmedi. Müttefiklerini de daralttı. Ve toplumu tamamen ayrıştırdı. Ve beyaz, büyük, orta sınıfın amaçlarına hizmet etmeye çalıştı. Şimdi bu yapının ekonomi düzelmeden, ki düzeleceğini tahmin etmiyorum çünkü Çin gibi ve yeni yükselen ülkeler gibi büyük rakipleri var. Amerika'nın da düzgün bir yapıya kavuşacağını zannetmiyoruz. Bu tabii tehlikeli durumların ortaya çıkabileceğini de bize düşündürüyor. Maalesef sert rejimler dünyada varlığını sürdürmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Biden'ın şimdi önünde yapacak çok iş var. Kabinesinin de aynı şekilde. Hatta bugün Amerika'da pek çok dergi kapağında, Time dergisinde mesela bir enkaz içinde düşünen, kara kara düşünen bir Biden görseli yer aldı. Yapacak çok işi var ve
Bu konuda sizce altından kalkabilecek mi? Hem iç hem dış politikada onarılması, eski düzene, onun istediği düzene dönülmesi hususlarında sizce nasıl bir yol izleyecek Biden? Hem dış politikada yeni bir şey ortaya koymuşlar. Kısıtlı mücadele politikası. Yani eskiden olduğu gibi Trump zamanında askeri müdahaleler, başka ülkelerin rejimlerine müdahaleler yapmayacaklar. Bunu bugün Rand Corporation açıklamış. Biliyorsunuz Amerika'nın istihbarat analiz merkezidir orası. Parçalarından biri. Restraint, kısıtlamalı stratejik analiz ya stratejik büyük analiz diyor. Hmm. Demek ki eskiden olduğu gibi çok büyük askeri baskılar ve basınçlar kullanmayacak. Bu da dışarının rahatlamasına yol açacak. Fakat asıl Amerika'nın derdi ekonomi. Yani ekonomiyi canlandırması için yeniden içeriye dönüp işte inovasyonu, imalat sanayini ve müttefikleriyle birlikte yeni bir ekonomik yapıyı canlandırması lazım. Hı hı. Biliyorsunuz Trump yüzünden Asya'dan çekildi. Asya ülkeleri de kendi aralarında işte Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda dahil yeni bir Asya ekonomik anlaşması. Hem de kapsamlı bir anlaşma imzaladılar. Şimdi tekrar Asya'ya dönecek. Bu en aşağı 2-3 sene olabilir. Fakat içeridekileri nasıl tatmin edecek bu sırada? Bu halk 2-3 seneyi bekler mi? Özellikle beyaz azınlık, beyaz orta sınıf ve beyaz işçi sınıfı. Onun ne gibi sonuçlar vereceğini tahmin edemiyoruz. Hocam azil süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Zaten seçim öncesinde Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell biz bunu 19 Ocak'tan önce gündemimize alamayız demişti. Nitekim şimdi 2 hafta sonra Senato'da görüşülmesine karar verildi. 2 hafta sonraya kaldı tekrar mesele. Aslında başkanlık değişti. Şu anda azilin süreç anlamında baktığımızda bir anlamı yok ama 4 sene sonra Trump'ın tekrar siyasette yer alması, tekrar aday olmasının önüne geçecek ilk adım olabilir bu azil. Ne düşünürsünüz? Şu an Amerika'da Trump'ın yeni bir parti kurmaya yönelik adımlar attığı da konuşuluyor, pes etmediği. Zaten konuşmalarında bu daha başlangıç şeklinde mesajlar veriyor. Bir yandan toplumu ayrıştırmadığını söylüyor ve protestolara karşı olduğunu belirtiyor. Ama sonra söylemlerinde görüyoruz ki aslında belli başlı adımları atmaya devam edecek siyasette. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Efendim, evet, arkasında bir beyaz güç var. Yani beyazlardan oluşan, biraz daha da ırkçı bir tavır tatanan ve Amerikan ekonomisinde de önemli boyutları olan bir güç var. Fakat Trump'ın tekrar bir parti kurarak Amerika'da iş başına gelmesi hem Amerika açısından büyük bir felaket oluşturur hem de diğer ülkeler açısından, özellikle Avrupa ülkeleri açısından. Biliyorsunuz orada da aşırı akımlar var, aşırı muhafazakar akımlar var. Nativist akımlar diyoruz bunlara. Ben tekrar durumu toplayıp geri gelebileceğini tahmin etmiyorum. Öbür türlü zaten korkumuz Trump'ın tamamen Amerika'ya yönelik, Amerika'nın önceliğine yönelik bir ekonomik politikasıyla uluslararası alanda bir savaş çıkarmasıydı. Yani bu koronadan kayıplardan çok daha fazla büyük kayıplara neden olacak bir durumdu. Çünkü kullanılacak silahlar o İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz filmlerdeki savaşlar değil. Yani bizim yaptığımız Azerbaycan'da, şurada, burada, Suriye'deki savaşlar gibi olmayacak. O yüzden Trump'ın gitmesini ümit ediyorduk. Bu ümit oldu ama geri gelmesi dünya için felaket olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam buradan uluslararası ilişkilerle devam edelim mi? Amerika, Çin, Avrupa Birliği diyelim mesela ve Avrupa Birliği ile Çin'in önemli bir ticaret anlaşması oldu 2020 biterken. Müzakereleri senelerdir sürüyordu. Burada Amerika ile Avrupa Birliği ilişkileri ileri vadede nasıl etkilenir? Amerika bunu nasıl karşılar sizce? Çünkü iki tarafta birbiriyle koordineli hareket etmeye müsait ve birbirleriyle sonuçta güçlü bir ilişki de geliştirmek istiyorlar, geliştirecek adımlar da atıyorlar. Burada Çin'le Avrupa Birliği'nin bu yakınlaşması bir nebze de olsa Amerika'yı rahatsız eder mi? Ve Çin tarafından da yeni başkanla Joe Biden'la güçlü ilişkiler kurmaya yönelik bir çağrı geldi. O tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Bu üçgende ilişkiler nasıl şekillenir? Efendim tabii şimdi bu tam zamanında olduğu gibi
baskıcı ve saldırgan bir politika izlemeyecek. Şimdi neyi araştırdığımızı size anlatayım. Joe Biden'ın seçtiği ekipteki insanların tavırlarını araştırdık. Mesela CIA Başkanı eski büyük bir elçi, çok iyi tanınıyor. Dışişleri Bakanı'nı tanıyoruz. Bunların tavırları saldırgan bir boyut olmayacak. Ne gibi bir boyut olacak? Diyor ki Çin bütün uluslararası örgütlerde var. O halde Çin'in bize karşı daha ılımlı bir ekonomi politikası izlemesi için uluslararası örgütlerdeki kuralları değiştireceğiz diyor. Böyle bir yaklaşım içinde. Yani eskiden olduğu gibi çok taraflı bir ekonomi politika, çok taraflı bir dış politika izleyeceğiz. Avrupa içinde Avrupa'yı tekrar yanımıza çekeceğiz diyor. Rusya'yı eskisi kadar tehlikeli ve düşman görmüyoruz. Daha az seviyede bir boyuttur. NATO'yu canlı tutacağız. Fakat Rusya'yla ilişkiler normal şekilde devam edecektir. Rakibimiz, ana rakibimiz Çin'dir. Ama o da ekonomik konulardadır diyor. Şimdi bu anlaşılabilir, yumuşak, çok taraflı, ekonominin başat olduğu bir politika halinde ortaya gelecek. Fakat asıl sorun içeride. İçerisini toparlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ve içeridekilerin de 2-3 sene bekleyecek zamanı yok. Bunlar Amerika'yı kendi kurduklarını kabul eden, halbuki kendileri de göçmendir, beyaz, orta sınıf ve işçi sınıfı. Gittikçe kaybediyorlar. Bu yüzden göçmenlere de dikkat ederseniz düşmanlar. Bu yumuşak politikayı hemen uygulamaya koyup karşılıklı bir yardım sistematiği ortaya koyabilirlerse çözebilirler. Çözemezlerse Amerika içindeki kargaşa bize kadar yansır diye düşünüyorum. Hocam burada Türkiye'yi de katalım o zaman denkleme. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Senato'da onay oturumunda Türkiye'ye yaptırımlar gelebilir şeklindeki açıklamaları Türkiye'de olumsuz karşılandığı tartışmalara yol açtı. Ne olur ne olmaz konuşmaları çoğaldı. Burada hem Amerika ilişkileri nasıl etkilenir onu sormak istiyorum size aslında. Bu açıklama bir soru üstüne Blinken'ın verdiği bir cevap. Direkt olarak Türkiye'ye sert bir konuşma yapmadı ama yine de olumsuz karşılandı. Hem o konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum hem de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de yaklaşıyor birkaç ay sonra önümüzde Mart'ta. Orada da Türkiye'ye yaptırım kararı tekrar gündeme geldiğinde burada nasıl bir tutum izler Avrupa Birliği, nasıl değerlendirirsiniz? Efendim şimdi tabii biliyorsunuz bir demokratikleşme zirvesi yapmayı düşünüyor Biden. Bu ilk 6-7 ay içinde olabilir, hemen olacağını tahmin etmiyorum. Bu demokrasi zirvesinde 3 konuyu ele alıyor. Bir, yolsuzluklar. Yani kendi müttefikleri arasındaki ülkelerdeki yolsuzluklar, otokratik yönetimler ve insan hakları. Çünkü bu Amerika'nın yumuşak gücünün en önemli kısmıydı. Yani demokratikleşme, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi. Şimdi bundan sapmaları tekrar kendi müttefikleri arasında başlayarak düzeltmeye çalışacak. Şu açıdan ümitlerimiz var. Yani öyle düşünüyorum. Bir kere Çin'in Avrupa'ya doğru yayılmasını yol ve kuşak projesiyle önlemeye çalışıyor. Biliyorsunuz güney kuşak Türkiye üzerinden geçiyor. O halde Türkiye Amerika'ya ya batı ülkelerine hala gerekli. İkinci olay biraz Rusya'yı gene çevreleyerek her ne kadar eskisi kadar sert olmasa da bir yakınlaşma politikası izleyecekler. Amerika yavaş yavaş Karadeniz'e geliyor. Biliyorsunuz Rus uçaklarıyla Amerikan uçakları birbirini kovalıyor. Karadeniz'de de Türkiye var. Şimdi Türkiye'nin bu jeopolitik durumu Batı için önemli. Ve Biden ekibi de yani 7-8 tane seçtiği insanlar var. Savunma danışmanı, savunma bakanına dahil hepsini tanıyoruz. Bunlar Obama'nın daha önceki ekibi ama bir aşağıdaki ekibi. Yani bakan seviyesinde değil de bakan yardımcısı ekipleri. Hepsi Türkiye'yi tanıyor. Şimdi Türkiye belli bir değişim sürecine girebilirse, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte
demokrasi çiçek reformlar olacak diyor, göreceksiniz falan diyor. Bunu yapabilirse bu tür ortaya koyacağı dolaylı ve yumuşak baskılardan kendisini kurtarabilir diye düşünüyoruz. Ya böyle ümit ediyoruz. Ama katsayı uygulayacak. Sebebi Amerika'nın kazançlarından biri de silah satışları. Şimdi kendisini rakip gördüğü bir ülkeden silah aldığınız zaman Pentagon, o endüstriyel askeri kompleksin gücünü kırmış oluyorsunuz. Bunu affetmiyorlar maalesef. Kongrede de bunların temsilcileri var, lobileri var. O yüzden bazı yaptırımlar Türkiye üzerinde kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum. Peki hocam, Türkiye özelinde düşünecek olursak sizce 2021'de ve önümüzdeki süreçte nasıl bir dış politika gütmeli ve nasıl adımlar atmalı Türkiye ki ilişkilerin güçlendirilmesine faydası olsun? Düşünceniz nedir? Efendim bazı yani arkadaşlarla tartışıyoruz bilimsel konularda. Bazı arkadaşlar geri adım atamaz diyor. Yani değiştirebilecek yapıyı yapamaz diyorlar. Mesela Doğu Akdeniz sorunu var. Batı ve Avrupa birlikte hareket ediyor. O yüzden de Mart'a kadar bekleyecekler. Şimdi gerileyebilir mi bu tür adımlarından? İşte Doğu Akdeniz konusunda, Kıbrıs konusundaki görüşlerinden bir takım geri adımlar atabilir mi? Yahut Libya'yla yaptığı anlaşmada şu anda Libya'da tekrar Amerika başat hale geldi. Oradaki bir anlaşma sürecini geliştiriyorlar ve diyorlar ki buradan askeri güçler çıksın, yabancı askeri güçler çıksın. İşte onlar anlaşma dışında olanlar yavaş yavaş çıkıyor. Özel paralı askerler falan. Bu tür bir boyutlar, Ege'de bir sorunlar çözümü. İşte Suriye'yi şu şekilde çözeceğiz. Artık eskisi kadar burada asker bulundurmayacağız falan gibi yapılar var. Şimdi bütün bunlar Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ve bir koalisyon hükümetinin yanındaki ortağıyla birlikte böyle bir adım atıp atamayacağı konusunda zaman içinde bekleyip görmek gerekiyor. Hocam, ama çoğu insan adım atamayacak diyor. Hocam bir de Dışişleri Bakanı... Ümidimiz atabilir olması, öbür türlü yeni bir takım sorunlarla tekrar uğraşacağız demektir. Hocam süremizin aslında sonuna da yaklaştık ama son olarak bir de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz şeklinde bir açıklaması var. Bu Avrupa Birliği üyeli süreci hızlandırılmalı diyor. Bu sürecin hızlandırılmasının konusunda neler yapılabilir sizce? O konudaki yorumlarınızı da alayım son olarak. Efendim tabii şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız mülkiye mezunu, tanıyorum 83 mülkiye mezunu, belli bir diplomasi ve eğitimden geçmiş bulunuyor. Mülkiye'de bu tarz yetişiyoruz. Bunu yapabilir. Yani Türkiye Avrupa'ya girmek isteyebilir. Fakat izlediği diğer politikalar ne olacak? Mesela bir Birleşik Arap ülkelerinden diplomat ya da onların Dışişleri Bakanı diyor ki Türkiye ile biz de yakınlaşmak istiyoruz, Suudi Arabistan. Fakat Türkiye diyor Müslüman kardeşliği desteklemekten vazgeçsin. Şimdi hem böyle bir politika hem de Avrupa Birliği'nde yer alma politikası. Çünkü bir Avrupa Birliği'nin içine girdiğinizde Avrupa kültürüne göre, Avrupa davranışına göre, Avrupa sistemi içinde yer almanız lazım. Bu değişimi, bu dönüşü yapabilecekse Türkiye, tabii ki Avrupa içinde yer almasından memnun oluruz. Avrupalaşacak mıyız tekrar yoksa içeride 18 senede oluşturulan kültür bu tür yapılanmayı emebilecek mi, kabul edebilecek mi, bunu hazırlayabilecekler mi? İşte asıl sorun burada. Burada tabii hükümete büyük uğraş düşüyor. Toplumun tekrar bir arada toparlanması gerekiyor. Ümit ederim bu hamleleri yapabilirler. Evet, çok teşekkür ediyorum Hasan Hocam katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni ile beraberdik. Hem küresel gelişmeleri, hem uluslararası dengeleri, hem de Türkiye ayağını değerlendirdik. Az sonra Stüdyo Londra ile tekrar karşınızdayız.